Muhammed'in has adamı Ali, Allah'ın aslanı olarak tanıtılan Muhammed'in amcaoğlu ve damadı Ali, Muhammed'in kolaylıkla kullanabildiği tek yakınıdır. Muhammed'in cellatlığını yaptığı için kendisine Allah'ın aslanı lakabı verilmiştir. İslam kaynaklarında anlatılan olaylara bakıldığında Ali'nin siyasetten anlamadığı, tek hünerinin kılıç kullanmak olduğu görülür. Muhammed'in ölümünden sonra güçlülerin karşısında tırsmış, daha sonra çevresinin gaza getirmesiyle iktidar mücadelesi yapabilmiştir. Dostunu, düşmanını bile yeterince ayırt edemeyen Ali, bunu bile başaramamış, hariciler ve Muaviye ile baş edememiştir. Bildiğimiz kadarıyla kişisel bir cinayeti olmamıştır ama Muhammed için toplu kıyımlar yapmaktan da çekinmemiştir. Toplu kıyımlar, kutsal savaş kılıfına sokularak ya da savunma bahanesiyle hadis ve din kitaplarında ayrıntılı olarak anlatılır. Tebük kuşatması dışında bütün savaşlara katılarak çok can almıştır. Bazı kaynaklarda şöyle bir yazıyla karşılaştım. Ali'nin öldürdüğü Arapların yakınları, yakınlarının Ali tarafından öldürülmesinden gurur duyarlardı. Bedir Savaşı olarak bilinen savaş aslında bir kervan baskınıdır. Bedir'deki bu kervan baskınında öldürülenlerin yarısından fazlasını Ali öldürmüştür. Yazılı kaynaklar böyle yazar. Şeyh Müflid'in El-İrşad isimli kitabında Ali'nin öldürdüğü 36 kişinin adları yazılıdır ve öteki kaynaklarda bu 36 kişiyi Ali'nin öldürdüğüne dair kayıtlar vardır. Sonuç olarak Mekkelilerden 70'i tutsak edildi, ötekiler öldürüldü deniliyor. Bir başka kaynak olan İbni Ebi'l Hadid, bu savaşta müşriklerden 70 kişi öldürülmüştür. Bunların yarısı Hazreti Ali tarafından öldürülmüş, diğer yarısı da meleklerin yardımıyla diğer Müslümanlar tarafından öldürülmüştür diyor. Şimdi diyeceksiniz ki bu bir savaştır ve savaşın ana kuralı öldürmektir. Bunda Ali'nin suçu ne? Savaşta düşman öldürülür, bu doğru. Birbirlerine düşman olanların hepsi birbirleriyle yakından uzaktan akrabalar. Bu düşmanlığın nedeni ne? Muhammed'in kervan soyup ganimet elde etmesi ve güya dine davet zorlamasının savaşa dönüşmesi. Savaşanların alıp veremedikleri nedir? Mekkeliler kervanlarını kurtarmak istiyorlar. Muhammed ayetler getirip Mekkeliler mallarınızı yağmaladı diyerek yandaşlarını çatışmaya zorluyor. İşte böyle bir çatışma sonucu diyet ödeyebilecekler tutsak ediliyor. Teslim olan ötekiler öldürülüp cesetleri kuyuya atılıyor. Muhammed ve ganimet için en çok kılıç sallayıp kelle uçuran da Ali. Daha sonraları Ali, Muaviye'ye yazdığı mektuba, deden Utbe'ye, dayın Velid'e, kardeşin Hanzele'ye indirdiğim kılıç yanımdadır yazarak gözdağı vermek istemiştir. Uhud Savaşı'nda da Ali'nin kılıç hünerleri sayılmayacak kadar çoktur. Efsanevi anlatımlara bakılırsa Ali'nin kılıç hünerleri saymakla bitmez. Uhud Savaşı'nın nedeni Mekkeli müşriklerinin intikam almak için Müslümanlara saldırması. Asıl neden çoğu zaman olduğu gibi her iki kesimin de ganimet peşinde olmasıdır. Mekkeliler Bedir Savaşı'nda kaybettikleri kervan mallarının peşindedir. Medineliler yeni bir ganimet beklemektedirler. Muhammed 1000 kişilik bir ordu hazırlasa da 300'ü yolda geri döner. 700 kişilik ordusuyla Uhud Dağı'nın uygun bir çevresinde Mekkelileri karşılar. İki taraf savaşa tutuşurlar. İmam Cafer Sadık, İbni Esir, Şeyh Sadık'ın dediklerine göre Ali, Mekkelilerin 9 bayraktarını peş peşe öldürmüştür. Müslümanlar savaş üstünlüğünü kazanmak üzereyken ganimet peşine düştüler. Harith bin Velid arkadan saldırıya geçince Muhammed'in ordusu kaçarak dağılmaya başladı. Bu arada Muhammed'i öldürmek için gelenleri öldüren Ali, Muhammed'in saldır dediği topluluklara saldırıp onları da öldürdü. Bu arada vahiy meleği peygambere bu Ali'nin gösterdiği fedakarlıkların en üstünüdür deyince Resulullah ben ondanım,
O da benden buyurdu. O anda gökten Ali gibi kahraman, Zülfikar gibi kılıç yoktur nidası duyuluyordu. Ama bunu söyleyen görünmüyordu. Bunu kimin söylediği peygamberden sorulduğunda o Cebrail'dir buyurdu. Yine savaş meydanı, yine öldürmek meşru, yine Muhammed'in buyrukları ve çoğu zaman olduğu gibi cellat yine Ali. Hendek Savaşı sırasında Mekkelilerin en savaşçı ve bedenen güçlü adamlarını da teke tek çatışmalarda öldüren Ali'dir. Yine Muhammed için kan dökmüştür. Savaş sırasında böyle şeyler olabilir denilebilirse de Mekke halkına çomak sokan, ikilik çıkaran, huzuru bozan ve kervan baskınları yapan Muhammed'dir. Üstelik Mekke'nin işgal edilmesi tehlikesi de vardır. Bu savaşlarda Mekkelilerin de kendilerine göre haklı nedenleri olduğu görülmeli. Onların din adına değil Muhammed'den kurtulmak için savaştıkları ortada. Muhammed'in savaşları ise din yayma bahanesiyle yağmacılık yapmak. Mekkeliler ya da diğer müşrikler %100 haklıdırlar diye bir şey demek istemiyorum. Ama ortamı bu hallere getiren de Muhammed ve yandaşlarıdır. Kureyza kuşatması ise başlı başına bir vahşettir. Toplu kıyımdır ve Muhammed'in has celladı yine Ali'dir. Medine'nin dışında yaşayan Yahudilerin iki büyük kabilesi zor kullanılarak sürgün edilir. Canlarını kurtardığına sevinen kabilelerin malları, mülkleri Medinelilere kalır. Üçüncü kabile olan Kureyza kabilesine canlarını kurtarmak hakkı bile tanınmaz ve eli kılıç tutan herkes kılıçtan geçirilir. Cellat yine Ali'dir. Eşlerinin, yakınlarının ve çocuklarının gözleri önünde 400 ile 900 arası Kureyzalı elleri kolları bağlıyken Ali tarafından öldürülür. Oysa öteki iki kabile gibi Kureyzalılar da mal mülk bırakarak sürgün edilebilirdi. Bütün yalvarmalara karşın Muhammed eli silah tutan herkesi öldürttü, kadın ve çocuklar cariye ve köle yapıldı. Rüşvetle Müslüman olan Yahudi Sad'ın Kureyzalılar için verdiği hükmün Muhammed tarafından onaylanmasıyla bu vahşet ortaya çıktı. Eski Yahudi Sad, Kur'an'ın Maide suresi 33 ve 34. ayetleriyle Tevrat'ın Tesniye 20. bölümündeki metinlere dayanarak bu vahşi hükmü verdi. Lütfen bu iki kaynağa bakarak kimin haklı, kimin haksız olduğuna kendiniz varınız. Maide suresi 33-34. ayetler. Allah'a ve peygamberine karşı savaşanların ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası ancak ya öldürülmeleri veya asılmaları yahut el ve ayaklarının çapraz olarak kesilmesi ya da bulundukları yerden sürgün edilmeleridir. Bu, onların dünyada uğradıkları aşağılayıcı cezadır. Ahirette ise onlar için büyük bir azap vardır. Ancak onları yenip ele geçirmenizden önce tövbe edenler müstesna. Biliniz ki Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Tesniye 20'ye 14-18'e bakalım. Kadınları, çocukları, hayvanları ve kentteki her şeyi yağmalayabilirsiniz. Tanrınız Rabb'in size verdiği düşman malını kullanabilirsiniz. Yakınınızdaki uluslara ait olmayan, sizden çok uzak kentlerin tümüne böyle davranacaksınız. Ancak Tanrınız Rabb'in miras olarak size vereceği bu halkların kentlerinde soluk alan hiçbir canlıyı yaşatmayacaksınız. Tanrınız Rabb'in size buyurduğu gibi onları Hitit, Amor, Kenan, Periz, Hiv ve Yevuz halklarını tümüyle yok edeceksiniz. Öyle ki ilahlarına taparken yaptıkları iğrençliklere uymayı size öğretemesinler, siz de Tanrınız Rabb'e karşı günah işlemeyesiniz. Bir örnek de Hayber'in yağmalanmasından verelim. Hayber'in bütün arazilerini ele geçiren Müslümanlar çok kan döktüler ve cellat yine Ali'dir. Hayber Savaşı için tek gerçek neden yağmalama, ganimet, cariye ve köle edinmek. Öteki nedenlerin hepsi bahane,
yağmaya kılıf uydurmadan başka bir şey değil. Bu çatışmada 90-100 kadar Yahudi öldürüldü, kalanların hepsi kadın ve çocuklarla birlikte tutsak edildi. Bu çatışmada Ali başrol oynamaktaydı. Ayşe ve yandaşlarıyla yapılan deve olayı denilen çatışmada her iki tarafın iktidar hırsı çok Müslümanın kanını döktü. Araya makam ve çıkar bekleyen fırıldak bozguncular girmeseydi Müslüman Müslümanın kanını dökmeyecekti. İktidar yüzünden birbirlerine düşürülen Ali ve Ayşe bu oyunu anlayabilselerdi boş yere savaşılmayacaktı. Her zaman olduğu gibi İslam yazarları işi yine uçtu kaçtıya bağlıyorlar. Allame İbni Ebi Cumhur el-İsai şöyle naklediyor. Basra'da yani Cemel Savaşı'nda Hazreti Ali ile birlikteydim. 70 bin kişi Ayşe ile toplanmışlardı. Savaştan kaçan her insanın Ali beni hezimete uğrattı. Yaralanan her şahsın Ali beni yaraladı. Can veren herkesin Ali beni öldürdü dediklerini gördüm. Ordunun sağ kolunda olduğumda Hazreti Ali'nin sesini duyuyordum. Sol kolunda olduğumda yine onun sesini duyuyordum. Talha'nın can verdiği an onun yanından geçerken rivayet etmiştir. Kim bu oku sana attı dediğimde Ali bin Ebu Talip attı dedi. Bunu duyunca ey Bilkıs ve İblis Hizbi, Ali ok atmamıştır. Onun elinde sadece kılıç vardır dedim. Talha dedi ki ey Cabir, Ali'nin göğe çıktığını, yere indiğini, doğudan ve batıdan geldiğini görmüyor musun? Doğu ile batıyı bir şey yapmıştır. Süvariye yetiştiğinde onu mızrak ve benzeri şeyle dürtüyor, biriyle karşılaştığında onu öldürüyor, yaralıyor ve yüzüstü yere seriyor veya ey Allah'ın düşmanı öl dediğinde o adam ölüyor, ondan hiç kimse kurtulamıyor. Uçtu kaçtı masalında bile Ali'nin eli kanlı. Birbirleriyle savaşanlar kim ki melekler Ali'ye yardım ediyor. Her iki tarafta Müslüman, her iki tarafta iktidar peşinde. Daha sonra hariciler ayrı bir baş çekip baş kaldırmaya kalkınca ve Ali yalnız başına kalmaya başlamışken çıkan çatışmalarda hariciler kadar Ali'nin sorumluluğu da var. Ali ne yapabilirdi? Örneğin ayaklananlarla anlaşmış görünüp elebaşlarını birer ikişer yok edebilirdi. Onlara bir şeyler vaat edip ilk fırsatta tepelerine binebilirdi. Örneğin Muaviye ve Yezid kurnazlık yaparak bu formülü çok iyi kullanabilmişlerdir. En azından onca kişinin öldürülmesi yerine birkaç kişi öldürülüp bu işler kökten çözülebilirdi. Muhammed kurnazlığı ve Ebu Sufyan'a verdiği rüşvet ile Mekke'yi savaşsız işgal ettikten sonra kılıcı gösterip herkesi Müslüman yapmıştı. Ali'nin tek hüneri Muhammed'in cellatlığını yapmak olduğu için bu ince siyasetlerden hiç ders almamıştır. Özetle Ali, Muhammed için kullanışlı, onun dilediklerini yapan, onun için kılıç sallayan bir müttefiktir. Öyle ki Muhammed, Ali'den zina ettiği söylenen cariyeyi cezalandırmasını bile isteyebilmektedir. Ali İbn Ebu Talip naklediyor. Allah'ın elçisinin evine ait bir köle kız zina etti. Peygamber şöyle dedi. Kalk Ali ve ona öngörülen cezayı ver. Sonra aceleyle gittim ve ondan kan aktığını, akan kanın durmadığını gördüm. Ben de peygamberin yanına geldim ve bana şöyle dedi. Cezasını vermeyi bitirdin mi? Hala ondan kan akarken ona gittim dedim. Dedi ki, kanaması durana kadar onu rahat bırak. Sonra da ona öngörülen cezayı ver. Ve sağ elinizin sahip olduklarına öngörülen cezaları verin.